Amerika'da enflasyon verileri açıklandı. Hemen onunla başlayalım. Biraz geç kaldı. Şimdi Amerika'da enflasyon %0.3 bekleniyordu. Aylık enflasyon ve beklendiği gibi geldi. Ve bir önceki 0.4'tü ve yavaş yavaş Amerika'da enflasyon tabi yıllığa vurduğumuz zaman yavaş yavaş düşüş eğilimi gösteriyor. Ki Fed'in de istediği buydu. Çünkü aylardan beri Fed'den beklenen faiz indirimleri erteleniyordu. Ve faiz indirim ihtimalinin artmasıyla beraber en azından Eylül ayında gerçekleşeceğini düşünülmesiyle beraber altın tarafında bir yükseliş meydana geldi. Bu da gayet doğal. Çünkü faiz indirimi para bollaşması demek. Altın, kripto, bol borsalar gibi yatırım araçlarına, varlıklara arttırır, yükseltir para için. Şimdi bir de Borsa İstanbul tarafına gelelim. Borsa İstanbul tarafında Doji var, yıldız formasyonu. Yani nedir bu? Ne yükseliş var, ne düşüş var. Kararsız bir yapı var. Dolar da yükselmiyor zaten burada. Şimdi Matrix üzerinden anlatacaklarımız hariç çok kayda değer bir şey yok. Lakin şimdi günün haberine gelelim. Elit Natural. Bir kere önemli haber dün düştü. Dünkü haberde diyor ki yönetim kurulu başkanı Ahmet Yaşar Eşmekaya. Sahip olduğu 10 milyon adet payın borsada satışın, satışa konu edilebilmesi için pay satış bilgi formu düzenleyerek SPK'ya başvurdu. Şimdi bu 10 milyon adet çok ciddi bir oran. Ne kadar ciddi bir oran olduğunu şuradan görebiliriz. Bakın hemen buraya gelip Elite'i açalım bakalım. Elite'in piyasa değeri ne kadarmış? Elite'in şu an piyasa değeri 5.96 milyar TL. Tabi bu bugün düştü. 6 milyar TL piyasa değeri olan bir şirkette siz 10 milyon adet payı 40 bugün 41 lira. Hadi bugünkü fiyatla hesaplayacağız. Hadi 40 liradan hesaplayın. 400 milyon liralık satış. Ve bu şirkette öyle bir hacim falan da yok. Ve tabii ki ne oldu? Bugün bu açıklamayla beraber Elite Natural taban açtı. Bakın şuradaki alan sabah açıldığı fiyat alanı. Bak şurayı görüyorsunuz. Lakin gün içerisinde bir ara taban bozdu. Neden taban bozdu? Çünkü dün 10 milyon adet payı satmaya karar veren veya satılabilir e, borsada işlem görebilir şekilde dönüştürmeye karar veren Ahmet Yaşar Eşmekaya bugün saat 3 sularında ben bundan vazgeçtim dedi. Ve böyle olunca da Elit gün içerisinde bir çözülme yaşadı. Çok anlık bir çözülme. Bakın şu an 10 dakikalık grafikten bakıyoruz. 10 dakika içerisinde çözüldü. Hatta sert yukarı gitti. Bakın tabandan itibaren bir ara %6 yukarı gitti. Yani eksi 3'lere geldi. Tabi buralarda da alımlar oldu vesaire. Ama sonra tekrardan tabana kilitledi. Hatta gün sonra doğru bir yere daha böyle bir tekrardan böyle bir taban bozar gibi oldu. Sonra geri yükseldi. ben şunu çok merak ediyorum. Acaba, acaba bilanço açıklanmadan önce bir gün çıkıp yönetim kurulu başkanı 10 milyon adet payı satmak üzere Borsa İstanbul'da işlem görebilir niteliğe dönüştürmek üzere SPK'ya başvurup ertesi gün ben bundan vazgeçtim ya deyip tahtasının %10 değer kaybetmesine sebep olan yönetim kurulu başkanına sen bunu niye yaptın diye acaba SPK soracak mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Bir ikincisi bakın takasa baktığımız zaman City hariç yabancı hariç en büyük iş şu anda işte var bu tahtada yani %10 iş işin elinde. Yani muhtemelen bu, burada çoğunluk ise tahta işin elinde. Tamam. Peki bugün kim sattı abi en çok? iş sattı. Ve sabahtan iş sattı. Daha sonra tahta açıldıktan sonra da info olmuş bu arada tahtayı. Yani burada bunlar sattı ve diğer yatırımcılar, diğer malı elinde tutanlar, işte takastaki diğerlerini görüyorsunuz. Garanti, vakıf, ziraat, yapı kredi, iş bankası, dinamik, ak, halk, oyak, yatırım fonları vesaire. Bunların elindeki mallar bugün %10 değer kaybetti. Şimdi bu ya ben bir şey demek istemiyorum ama bu bence hiç de normal bir hareket değil. Ben kaldırıp kimseyi karşıma almak istemiyorum ama en azından S.P.K'nın yerinde olsam ya sen bunu niye yaptın? Hadi niye başvurdun? Başvurmuş olabilirsin. Pistelerini satmak isteyebilirsin. Borsada işlem gören türe çevirmek isteyebilirsin. E tamam. O zaman ertesi gün ne oldu da yani karar değiştiriyorsun? bu yatak değil ki yani ben bu ben bunu almak istemiyorum, bunu almak istiyorum diye. Sen 400 milyonun üzerinde, 400 milyon liranın üzerinde bir satış yapma kararı verdiysen bu çocuk oyuncağı değil yani. Aa ben şimdi karar verdim iyi yarın bozum. o zaman yarın da bir o 20 milyon satayım diye karar var. Ertesi gündeki neyse vazgeçtim de. Yani Borsa İstanbul'da son zamanlarda böyle hareketler çok yaşanmaya başladı ya. Zaten tamam hep her zaman vardı böyle şeyler. Ama son zamanlarda çok çok fazla yaşanmaya başladı. Şirketin birine bakıyorsun. Örnek veriyorum. Milyon liralık anlaşma yapmış. Milyar lira diye bildiriyor. 20, 20 dakika 30 dakika sonra. Aa pardon milyon liralık falan diye bildiriyor. Böyle garip garip işte ne bileyim yanlış atılan kaplar. Böyle bir anda verilen ama daha sonra geri çekilen kararlar vesaire. Neler neler var yani. Garip garip hareketler. Bugün Enerya ile Ahlatçı. Bunlar zaten birbirlerinin kardeşidir. Tavan oldular. İz Enerji de tavan oldu. Bunlar zaten kardeş. Bera, Aksa Enerji, Ülker, Mia Teknoloji. Bunlar yukarıda aşağıya baktığımız zaman Gesen, Ereğli, Astor, Yayla Gıda. Koç Holding Garanti Şişe bunlar aşağı tarafta yer alıyorlar. Bugün dün bankalarda bir yükseliş vardı. Bugün geri düşüş var. Garanti ile ilgili bir söylenti var. BBVA tarafı ile ilgili. O yüzden garanti bir düştü ama gün içerisinde açıklama yaptılar. Bunun haricinde dün yükselen Koç Holding düştü. BİM yükselişine devam ediyor. Sert sert yükselişine devam ediyor. Yukarı doğru. Onun haricinde genel olarak fazla bir şey yok. Beşiktaş bugün yine tavandaydı. Beşiktaş'ta da bu, bu aralar e, AK çok ciddi topluyor. iki günde 19 milyon lota ya yakın bir toplama yaptı. Ve dünle bugünle beraber ciddi ciddi yani muazzam bir gelir elde ettiler. Bakın dün şey demiştik hatta sizlerle yaklaşık 120 milyon liralık bir malın bir günde yaklaşık %15 kazandı demiştik. Bugün %10 daha kazandı ve bugün aldığım mallar da tabii ki maliyeti 23,6 mesela 24,8 de hisse. Yani aslında e, bu piyasalarda zaten biliyorsunuz bir kanun vardır. Biri kazanıyorsa biri kaybediyordur biri kaybediyorsa biri kazanıyordur demektir. Yani bugüne kadar çok kaybeden oldu. Özellikle son 14 tabanda e yani bunun kazananı olacak illa ki bakın info, i, alnus vesaire e, piramit bunlar dünden beri satan taraftalar. Genel olarak bu taraflar böyle diyelim ve haberlere geçelim. Diğer taraftan tabi böyle şirketlerimiz de var. Normalde bunu koymazdım ama bunu da örnek olarak göstermek için koydum. Aztek Teknoloji. Geri alınan 850.316 adet hisse Borsa İstanbul'da yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara pay başına 88,70 TL fiyatla satıldı. Satıştan elde edilen 75.423.000 TL şirketin büyük e, büyüme planlarına yönelik işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacak. Bu tür şirketlerimiz de var. Enerji ilginç bir şekilde araç filo hizmetleri AŞ ünvanlı yeni bir şirket kurdu ve araç kiralama sektörüne giriyordu. Garip yani neden böyle bir şey yaptılar? Vardır bir bildikleri. Fitch Ratings demiş ki yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraçlarında son dönemde görülen canlanma Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesinden yani tırnak içinde şey diyor saçmalıkları bir kenara koymasından ve mantığı ele almasından sonra bu yana yatırımcı duyarlılığın artmasıyla yakın vadeli refinansman, refinansman risklerinin azaldığının bir işaretidir. Merkez Bankası enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini %150'ye çıkartmasının ardından yurt içi yerleşik yatırımcı geri dönmeye başladı. Bunu borsada da görmek istiyoruz bu arada yurt içi yerleşik yatırımcı. Gerçi şöyle bir durum var. Türkiye'nin risk primi her ne kadar düşse de sonuçta Naci balık kovan hükümet hala yani Nacabalı Kovan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hala orada. O yüzden e, emin olun o günlerde giden yatırımcıların çok büyük bölümü yine de buraya e, uzun vadeli olarak gelmeyecektir. Orta vadeli olarak bile gelmeyecektir. Yüksek e, faiz olduğu için düşük faizle diğer ülkelerden borçlarını bu parayı buraya getirip yüksek faize koyup yüksek faize kısa sürede tokatlayıp gidecektir. E bu da buna sebep oluyor tabii ki. İsterseniz risk primi CDS primi 240 düşsün 200 e düşsün hiçbir şey fark etmez. yani ha, Artar mı gelen yatırımcı? Artar ama o güvensizliğin sebebi ha hala mevcut. Yenileçe baktığımız zaman şirket adına ruhsatlanan e, Spinraza adlı SMA ilacı için SGK ile alternatif geri ödeme sözleşmesi imzalandı. Ciddi bir sözleşme. Sözleşmenin şirketin 2024 yılı satışlarına katkısı yaklaşık 1.7 milyar TL olması bekleniyor. Bu ilaç acaba çocukları iyileştiriyor mu anlamadım. Biz de mi geliştirdik? E, tam bu kısmını anlamadım ama var olan bir ilaç mıydı ya da hafifletilen bir ilaç mıydı bilmiyorum açıkçası. Ama gen ilaçın e, 2023 or 2023 lirasının oranı %20 yi mi? Şimdi ithalat tarafında bahsetmek istediğim bir konu var. Ben bu konuya da acayip ayar oluyorum zaten. Tüketim malı ithalatı yavaşlamıyor. Özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim malları sektöründe ithalat olağan yılların bile üzerinde seyrediyor. 2023 yılında bir önceki yıla göre %56.3 e artarak 47,6 milyar dolar olarak gerçekleşen tüketim malları ithalatı yani ham madde işte yan ürünler falan değil tüketim malları ithalatı 2024 yılının ilk 4 ayında 17.1 şey 17, milyar dolar ulaştı tüketim malları ithalatı artışı. Genel büyüme oranlarının da üzerinde bu ithalatın ham madde ve ara malları ithalatından daha yüksek oranda büyümesi... ...cari açığın negatif etkisinin normal dönemlerden daha yüksek olması anlamına geliyor. Bir kere bak biz millet olarak, toplum olarak acayip bir tüketim toplumuyuz. Acayip bir tüketim toplumuyuz. Yani ben bunu söylediğim zaman da insanlar kızıyor. Mesela adamın elinde... Ayıp değil asgari ücretle çalışmak, düşük maaşa çalışmak, 25 bin lirayla, 30 bin lirayla çalışmak. Adamın veya kadının elinde 30 bin lirayla çalışıyor diyelim. iPhone'un son model telefonu var. Ben diyorum ki ya sen kim köpeksin bunu alıyorsun diyorum. Şimdi ben böyle dediğim zaman insanlar diyor ki ne yani insanlara bir, bir hiç mi bir şey yapmasınlar ya kardeşim mantıklı değil. Yani sen 30 bin lira maaş alıyorsun. 25 bin lira maaş alıyorsun. Biraz gerçek dünyaya, realistik dünyaya gelelim. Herkesin altında son model BMW. Ya bu BMW'yi Audi, Mercedes'i Almanya'da üretiyorlar. Almanya'ya gidin. Gitmenize de gerek yok. Bakın Google Earth'te sokaklarda gezebiliyorsunuz. Bir gidin bakalım Al Almanya sokaklarında son model Mercedes'ler mi görüyorsunuz bir sürü. Ya adamlar üreticisi ya. Mercedes'in, BMW'nin, Audi'nin üreticisi 10 yıllık, 15 yıllık arabalara biniyor. Bizim buradaki paşaların hepsi son model BMW, son model Mercedes. Nereden geliyor abi bu görgüsüzlük, bu şatafat şeyi, bu ihtişam. şimdi Biz mesela kızıyoruz değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı diyoruz işte 20 tane motorlu araçla 50 tane. Abi o da bizim içimizden çıktı. O da Kasımpaşa'dan büyüdü. Anladın mı? Sorun biziz. Biz toplum olarak sorunluyuz. Bunu kabul etmemiz lazım bir kere. Bugün Erdoğan'ı eleştiren herkes yarın o koltuğa gelsin aynı şeyi yapar sarayları eleştiriyoruz külliyeleri eleştiriyoruz ya abi sarayı külliye eleştiriyorsun da onun o imkanı var o kadar yapıyor e burada adam 30 bin lira kadın 30 bin lira maaş alıyor son model telefon ya ne yapıyorsun sen Ayfan, ne abi ne yapıyorsun sen Ayfan ben bunu hiçbir zaman anlayabilmiş değilim ya Gerçekten anlamlandıramıyorum. Bir de şöyle bir şey öğretmişler insanlara. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Hak etmiyorsun kardeşim. Hak etmiyorsun. Burası Türkiye. Kendinize gelin ya biraz. Hani bunu izlerken hani üstüne alınan alınsın. Üstüne alınan zaten bunu yapıyordur. Ben bunu söylediğim zaman da insanların hiçbir şey yapmasın mı? Yapsın da abi 30 bin lira maaşla 80 bin liralık telefon almasın. 40 bin lira 50 bin lira maaşla 1.5 2 milyonluk 3 milyonluk araba almasın. Ege'ye de araba ya Clio da araba yani. Ondan sonra ithalat patlıyor. Cari açık patlıyor. işte insanların ekonomisi bozuluyor falan. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hiçbir şey üretmiyoruz ama sürekli tüketiyoruz. Dışarıdan sürekli mal gelsin mal gelsin. Bu çok garip bir algı ben anlamadım. Yani insanların üzerine bir de yapıştırdılar. Bu hep şeyden geliyor endüstriden. Ve bizim hiç kusura bakmayın öz eleştiri yapacağım millet olarak. Ben kendimi de katıyorum. E, sonuçta bu milletin bir bireyiyim. Biz aşağılık kompleksine sahip millet olduk. Gerçekten bak. Tek derdimiz el alem ne der? Etraftaki ne der? Altımda bir BMW olsun hava, hava atayım. Ay i̇şte ne bileyim elimde bir iPhone olsun. En azından iPhone 15 onun havası olsun. Ya oradaki elma olacak diye ona millet ölüyor bitiyor ya. Ya böyle adam donu, donu Calvin Klein diye onu hava atacak diye donuna götüne çok affedersiniz 300 liralık, 500 liralık, 1000 liralık şey alıyorlar ya. Boxer alıyorlar, don alıyorlar ya. Ya bu nasıl bir kafa ben anlamıyorum yani. Sonra ben bunu söylediğim zaman da insanlar hiçbir şey yapmasın mı? Yapsın abi yapsın ondan sonra göreyim yani. Ondan sonra ağlarlar yani yapacak bir şey yok. Belki o ağlama dönemleri de geliyor önümüzdeki aylarda göreceğiz o ağlama dönemlerini o kredi kartlarına taklattırmaya attırmaya çalışanları. Ben kimseye düşman değilim abi. Hatta yani düşman şey eğer düşman olsa insanlar hani şey yapmasam hoşuma gitmese bu yaptıkları derim devam edin kardeşim devam edin. Aksine ben insanların düşündüğüm için yani ileride acı çekeceklerini bildiğim için bunları söylüyorum. Evet Kontrolmatik iyi bir anlaşma yaptı. Irak Elektrik Bakanlığı tarafından düzenlenen ihalede 41.7 milyon dolar tutarındaki teklife birinci sırada yer alarak sipariş aşamasına geçildi. Söz konusu tutarın 2023 yurosunun oranı %33 bu gayet %34 hatta neredeyse. Evet otoyol ücretlerine Zam geldi e pardon e, alttaki yazıyı değiştirme yine unutmuşum çünkü biraz aceleye geldi Nisan ayında ikinci el araç fiyatlarında yine aynı yani benzer ikinci el, ikinci el araç fiyatlarında kısmi artış varmış Araç arzında ise yükseliş devam ediyor araç arzında yükseliş devam ediyor satışa çıkartılan araçlar arttı. toplam satılık araç sayısı 1 milyonu Dayandı İstanbul motorlu araç satış e, satıcıları derneği İMAS, İmaş makine gibi Başkanı Hayrettin Ertemel ikinci el araç piyasasında 2023'ün son çeyreği itibariyle başlayan ve halen devam eden genel bir duranlık hakim. 2024 yılı ilk 4 ayı ile geçtiğimiz senenin aynı döneminde değerlendirildiğinde ise yaklaşık %15'lik bir daralma söz konusu. Bakın sadece Borsa İstanbul'da değil. Hiçbir yerde zirveden toplamayın. Alttan toplayın. Şimdi neydi mesela? Piyasaya bakın. Herkesin ağzında dilinde ne var mesela? İşte bundan bir sene önce ben sokağa çıkıyorum adama diyorum ki 5 milyon lira diyorum miras kalsa bugün ne yatırım yaparsın diyorum. Diyor ki 5 tane Ege alır kenara atarım. Ya bu nasıl bir kafa yapısı ya anlamadım. Yani arabadan otomobilden yani amortismanı olan bir şeyden nasıl yatırım olabilir yani? hadi amortisman olan bir şey dedim. Fabrikada bir amortisman olan bir şey ama hani iş için kullanmadığın, aktif yatırım için kullanmadığın bir şeyden nasıl olabilir? Yani bu arabayı sen kenara atsan 10 sene, kenara attıktan sonra 10 sene sonra modeli eskiyecek, çürüyecek bir şey olacak. Ama niye algı bozuldu? Ev de aynı şekilde. Tamam ev kesinlikle bir yatırım. Hani buna bir şey diyemem. Ee, özellikle güzel bir şekilde hani iyi bir şekilde alınan ev. En azından oturmalık alınan ev. Tamam iyi bir yatırım. Ama bugün görüyoruz ki evde, arabada nominal e, reel olarak değer kaybediyorlar. Hatta bazen nominal olarak bile değer kaybediyor. Biliyorlar. Bugün cebinde güzel bir nakit parası olan kişi... ...iyi bir pazarlıkta arabayı da evi de eskisinden çok daha ucuz... ...özellikle dolar bazı çok daha ucuz alır. Sigortacılıkta prim üretimleri... Hagesa hayat emekliliğin 4 milyar 178 milyon... E, ...hayat dalı ve e, toplamda hayat dışı olmak üzere... ...90 milyon olmak üzere toplam 4.2 milyar... ...ve geçen yılın aynı dönemine göre %103. Anadolu hayatında geçen yılın aynı dönemine göre... Onu yazmadınız mı? Yok. Ee, hayat dolu olarak bir, kaç milyonmuş burası? Şu an şeyden göremiyorum. Oktan göremiyoruz ama nasıl yapacağız bunu? Göremedik. Ya totalde 3.2 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Onu söyleyelim. Gelelim Amerika enflasyon verisine. Zaten bunu söyledik. Geç otoyollara zam geldi. <laughs> 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü otomobil geçiş ücreti 15 liradan 24 liraya çıkartıldı. Osman Gazi Köprüsü 290 liradan 300 99 liraya yükseltildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 295 liradan 419 liraya çıkartıldı ve Sultan Yavuz Sultan Selim'de 35 liradan 49 liraya Bununla ilgili eee Muharrem İnce bir tweet atmış. Demiş ki işte zamanında yapılan, kim zamanında bilmiyorum işte özal zamanında, şunun zamanında yapılan köprülerin geçiş ücretleri e, 24 lira. Erdoğan zamanında yapılan köprülerin geçiş ücretleri 400 lira 419 lira demiş. Vallahi o söylemiş. Ben hiçbir şey demedim sayın savcım. Yemin ediyorum ben bir şey demedim o söylemiş. Elit Natural ile ilgili haberi zaten burada paylaşmış olduk ve haberlerin sonuna geldik efendim. Kapanışa gidelim. Vallahi saat e, ee, 7.30'a kadar 7.45'e kadar daha dışarıdaydım. Bugün piyasa çok güzeldi yani haberler gelişmeler tam üzerine konuşulacak haber gelişmelerdi. Geç kalacaktım ama Martı Tag'dan hemen motor çağırdım. 2 dakikada yani 7 dakikada falan geldim. Bu arada Martı'nın da gönüllüce reklamını yapıyorum. Eğer İstanbul'da taksi bulamıyorsanız, buluyor olsanız bile taksi kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Martı'nın hem, hem otomobil hem de motor şeklinde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben de kullanırsın çok da rahat. Bu taksicilere, taksi lobisine özellikle o Eyüp Aksu ve mafyatik ağ babalarına falan hiç böyle şey yapmaya gerek yok. E, nemalandırmaya gerek yok, pay vermeye gerek yok onlara e, harcamalardan diyorum ve videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve katıla katılmayı unutmayın. Alın sağlıcakla, hoşçakalın.